Herkese selamlar. Bu videoda kendisi küçük ama marifeti büyük turbo mini jet hava üfleyiciyi inceleyeceğiz. İncelememizin ardından içerisini söküp hangi malzemeleri kullandıklarına, çalışma mantığının nasıl olduğuna bakacağız. Hadi hazırsanız videoya geçelim. İncelemeye başlamadan önce AliExpress'e bu ürünü gönderdiği için teşekkür ederim. Siz de bu ürünü indirimli bir şekilde satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linkten veya yorumlar kısmında başa sabitlediğim linkten satın alabilirsiniz. Videonun başından da bu cihazın alabileceğiniz en kaliteli cihazlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Siz de fırsatı kaçırmak istemiyorsanız aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Cihazın kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Cihazımızın kutusunu açtığımızda içerisinden bir adet kullanma kılavuzu, bir adet Type-C şarj kablosu ve cihazın kendisi çıkıyor. İçeriği gayet basit olmuş. Şarj kablomuzu herhangi bir adaptöre takarak cihazımızı hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Az sonra bunu da deneyeceğiz. Gerçekten hızlı şarj edebiliyor muyuz? Kullanma kılavuzumuzun içeriğinde ise işte hangi özellikleri olduğunu, nasıl kullanacağımızı anlatmışlar. Şimdi size teknik özelliklerini anlatmak istiyorum. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak, içerisinde 130.000 RPM devire sahip fırçasız bakır sargılı bir drone motoru bulunuyor. 52 metre bölü saniye üfleme gücüne sahip 8000 mAh lityum batarya bulunuyor. Aydınlatma için dokunmatik tuşu bulunan bir led bulunmakta. Gayet güçlü bir led. Arkasında hız ayarı yapabileceğiniz bir potansiyometre bulunuyor. Type-C şarj portu sayesinde telefon adaptörünüzle, telefon şarj aletinizle hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Mini jet hava üfleme cihazımız 290 gram ağırlığında, malzeme kalitesi gayet kendini belli eden yüksek kaliteli bir cihaz. Piyasadaki diğer ürünlerde 3 boyutlu yazıdan çıkma gövdeye sahip olduğunu görüyoruz. Bu cihaz kendisi ABS plastikten, gayet kaliteli gözüken güzel bir cihaz. 10 cm genişlik, 16 cm yükseklik ve 4 cm de kalınlığa sahip. Oldukça ufak bir cihaz. Şöyle tek elle tutulabilecek ufak bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Gerçek kullanım senaryolarına gelecek olursak, örneğin sonbaharda yapraklar dökülüyor ve sizin bu yaprakları temizlemeniz lazım. Bu cihazla yaprakları üfleyerek yolu temizleyebilirsiniz. Onun haricinde yapabilecekleriniz, örneğin kamp alanına gittiniz. Şişme yatak var. Şişme yatağı şişirmek için bu cihazı kullanabilirsiniz. Çok kısa bir sürede şişirebiliyor. Onun haricinde örneğin arabanızı yıkadınız. Arabanızın camı ıslak. Kurulamanız gerekiyor. Bununla üzerindeki suyu üfleyebilirsiniz. Bunun gibi birçok farklı senaryoda bu cihazı kullanabilirsiniz. Orası sizin hayal gücünüze kalmış. Üfleme gücü gerçekten çok yüksek. Az sonra size bunu demo videolarda da göstereceğim. Kendim dışarı çıktım ve baktım nasıl çalışıyor, hangi özellikleri nasıl kullanabilirim. Şimdi sizlere de bunlardan bazı örnekleri göstermek istiyorum. Şimdi size örnekler kısmıyla devam edelim. Evet, şimdi arabanın yanındayız. Camımız ıslak bir durumda. Şimdi size nasıl suyu üflediğini göstermek istiyorum. Hemen başlıyorum. Kullanabilirsiniz. Evet, şimdi şişme yatağımızı bununla şişireceğiz. Havası kaçtı. Ama böyle yaklaşık 20 saniyede şişirebiliyoruz. Evet, gerçek hayat kullanımındaki senaryoları gördünüz. Gerçekten kaliteli ve güçlü bir cihaz. Teknik özellik kısmından devam etmek istiyorum. Cihaz 4 saatte hızlı şarj olabiliyor ve maksimum güçte 11 dakika, minimum güçte 4 saat boyunca cihazı kullanabiliyorsunuz. Ve 8000 mAh kapasitesinde gayet büyük bataryalar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sizinle şarj performansına bakalım. Cihazımıza takalım ve kaç wattla şarj oluyor? Gerçekten hızlı şarj oluyor mu? Onları bir incelemiş olalım. Evet, şimdi cihazın şarj performansına bakacağız. Ölçmek için de şu görmüş olduğunuz Type-C ölçüm cihazını kullanacağım. Bu cihazda Type-C'den geçen akımı ölçebiliyor. Bunu cihazıma takıyorum. Type-C portuna taktım. Ve şarj cihazımı da 65 wattlık bir Type-C şarj cihazı burada takıyorum. Şöyle çevirdiğimde görüyorsunuz ki
5 volt 2 amper hatta 6 volt oldu şu an. Hızlı şarj almaya başladı. İhtiyacına göre aldığı akımı arttırıyor. Gördüğünüz gibi 12-13 wattla şarj olduğunu şu an görebiliyoruz şu mor kısımda. Şu anda şarjı bir diş kaldı. Bu boşken daha hızlı şarj oluyor. Dolu olduğu için kendi kendine yavaşlıyor. Bataryayı korumak amaçlı. Kendi içerisinde akım koruma özelliği, gerilim koruma özelliği, yüksek ısıdan koruma özelliği vesaire hepsi bulunduğunu söylüyor. Yani güvenle kullanabileceğiniz bir cihaz. Şarj konusunda da gerçekten vaat ettiği gibi hızlı şarj oluyor. Yavaş şarj olsaydı 5 voltla şarj olduğunu görürdük. Hızlı şarj cihazımızdan gördüğünüz gibi 6.78 volt çektiğini görebiliyoruz. Ve 2 ampere yakın bir değer çekiyor. Bu bataryamız dolu olmaya yakınken ama. Yani boşken daha fazla akım çekebilecektir. Gördüğünüz gibi vaatleri doğruymuş. Gerçekten hızlı şarj oluyor. Evet, cihazın gerçekten de hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu görmüş olduk. Dediğim gibi piyasadaki kaliteli cihazlardan biri. Şimdi gerçekten ne kadar kaliteli olduğunu görmek için içini söküp bakacağız. İçini sökmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Satın almak isterseniz açıklama kısmında link bulunuyor. Daha önce de söylemiştim. Şimdi cihazı sökme kısmıyla devam edelim. Evet, şimdi bu cihazı söküp içerisinde ne varmış bakalım, malzeme kalitesi nasılmış görelim. Öncelikle burasını çıkararak başlıyorum. Hemen torna vidamı alıyorum. Üstteki vidaları sökerek başlıyorum. Evet, tüm vidalarımızı söktüm. Şimdi cihazı ikiye ayırıyorum. Şuradan ayırıyorum. Kolay bir şekilde ayrıldı. Bu iç kısmında gördüğünüz gibi aerodinamiği sağlamak için oluklar yapmışlar. Ön ve arka kısımda içeriye yabancı cisim kaçmasını engellemek için menfezler bulunuyor. Plastik dediğim gibi tek parça ABS plastik. Herhangi bir kırılacak, bozulacak bir parça değil. Gayet kaliteli. Şimdi elektronik kısmına gelecek olursak burada bir drone motorumuz bulunuyor. Bu motor çok ufak ama bayağı güçlü bir motor. Burada bu motorun döndürdüğü pervane kısmımız var. Motordan çıkan kablolarımız buradaki anakart kısmına gitmekte. Fırçası motorumuzu sürmek için kart üzerinde ESC bulunuyor. ESC sayesinde fırçası motorumuz sürülebilmiş oluyor. Bu kadar yüksek devirlere çıkan hızlı bir motor için gayet kaliteli bir ESC kullandığını düşünüyorum. Şimdi şu kart kısmımızı da sökelim. Onun arkasında ne varmış ona da bakalım. Vidalarını söktüm. Şimdi kartımı da çıkarıyorum. Kart çıkarmadan önce şu potansiyometreyi çıkarmam gerekti. Bunu çıkardım. Motorumu yerinden alıyorum. ESC kartımız da ayrılmış oluyor. İçerisi gerçekten aşırı kompleks. Karışık bir devre. Bozmak da istemiyorum. Burada şuraya giden bir ısı sensörü var. Bunu sökmem gerekiyor kartı çıkarabilmek için. Evet, NTC sensörümüzü de şöyle söktüm. Bu bataryanın sıcaklığını kontrol eden sensör. Yüksek ısınmaya karşı. Şurayı çıkardığımda ESC kısmı bizi karşılıyor. Motorumuz, motor sürücümüz yani ESC'miz. Arkasında kondansatörü. Çok kaliteli bir devresi var. Gerçekten bu kadar kaliteli olmasını ben de beklemiyordum. Şu alt kısımda da galiba diğer şeyleri, ışıktır, hız ayarıdır, onları kontrol eden kart. Onun arka tarafını da bir görelim, onu da sökeyim. Evet, bu kartın arkasına da baktığımda burada bir işlemci olduğunu görüyoruz. Şurada batarya kontrol ünitemize baktığımızda da yani burada farklı komponentleri görüyoruz. Ve yani çok kaliteli yapmışlar ya. Şöyle bakar mısınız? Hızlı şarj olması için farklı komponentler, kabloların kalınlıkları zaten kendini belli ediyor. Motorumuz da çok kaliteli bir motor, belli zaten. Kısacası gerçekten kaliteli. Gerçekten böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa bu cihazı kesinlikle tavsiye ederim. Ben bu kadar kaliteli çıkmasını şahsen beklemiyordum. Bataryamız da böyle 7.4 volt, 4000 mAh olduğunu söyleyen bir batarya var. Hatta ikili batarya var. Muhtemelen ikisi toplam 8000 mAh yapıyor. Böyle bir büyükçe bir bataryamız bulunuyor. Evet, her şeyi bir tekrardan göstermek istiyorum. En baştan başlayarak gidelim. Burada şarj kontrol devremiz var.
Şarj kontrol devrimimizin arkası da bu şekilde. Buradan şarj olan bataryalarımızın ardından bataryadan gelen güç ESC kartımıza geliyor. ESC'de şuradaki pinlerle attık şu anakarta bağlı. Burada işlemcimiz var. Anakart her şeyi kontrol eden, hızı, ışığı vesaire kontrol eden kısım. ESC kısmımızda motoru süren kısım. Motor da çelik pervanelerle çalışıyor. Şöyle motorumuzda küçük, içerisinde dedikleri gibi bakır sargılar var. Kaliteli, ağırca bir motor. Zaten piyasada alabileceğiniz en kaliteli, iyi cihazlardan biri bu diyebilirim. Evet, bu cihazı her detayıyla inceledik. İçini söküp baktık, şarj performansını inceledik, teknik özelliklerine baktık. Her şeyini biliyoruz artık. Siz de bu cihazı satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.